Merhabalar kuzularım, tosunlarım. 10. sınıf karışımlar konusunun son videosuyla beraberiz. Bu videoda da karışımların ayrıştırılmasından, yani karışımların saflaştırılmasından, ayrıştırma ve saflaştırma yöntemlerinden bahsedeceğiz. Hadi başlayalım, bismillah. Burada yöntemler üzerinden devam edeceğiz arkadaşlar. Birincisi mıknatıs etkisi ile ayırma. Peki mıknatıs etkisi aslında manyetik alan etkisi de denilebilir. Karşınıza böyle de çıkabilir arkadaşlar. İsterseniz şuraya manyetik alan da yazabiliriz. Manyetik alan etkisi. Peki bu manyetik alan tarafından çekilen veya manyetik alandan etkilenen, mıknatıs tarafından çekilen elementler kimler? 3 tane elementimiz var. Demir, kobalt ve nikel. FeCoNi elementleri manyetik alan tarafından çekilir. Madem öyleyse bu elementlerle başka elementlerin karışımları olduğunda ben mıknatıs tuttuğum zaman bu vatandaşları çekeceği için ayrıştırma işlemi yapılır. Mesela hemen örnek, demir tozu kükürt tozun karışımına mıknatıs tuttuğumuz zaman demir tozunu çekecektir. Kükürt tozunu çekmeyeceği için demir tozunu ayrıştırmış oluruz. Nikel tozu talaş. Hakeza aynıdır arkadaşlar. Bu elementleri görürseniz aklınıza ilk gelecek ayırma yöntemi mıknatıs ile ayırma olsun. Peki nerede kullanılıyormuş bu vatandaş? Atık kağıt ayrıştırmada, hurda araçların taşınması ve sanayide bacalardan metal tozların, özellikle karşınıza çıkarsa şu kısım çıkar. Sanayide bacalardan metal tozların ayrılmasında kullanılır. O bacalarda metal tozları çıkarırken arkadaşlar tribünlerin içerisinde mıknatıs yerleştirirseniz mıknatıslar ne yapar? O tozun içerisindeki metal tozlarını kendisine doğru çeker. Demir, kobalt, nikel tozlarını kendisine çeker ve ayrıştırma işlemi yapılmış olur sevgili gençler. Yalnız burada dikkat edeceğiniz bir husus var ki demir tozu, kükürt tozu karışımı mıknatıs ile ayrıştırılır. Lakin demir artı bakır alaşımı, dikkat, alaşımı mıknatısla ayrıştırılmaz. Dikkat edin arkadaşlar. Yarın bir gün denemede çıkarsa karşınıza veya sorunun içerisinde test kitaplarının içerisinde çıkarsa lütfen dikkat edin. Öğrenciyi tabii ki demiri görünce direkt mıknatıs aklına gelmekte. Lakin bakın burası alaşım. Alaşım dediğimiz şey neydi? Bir karışımdan bahsediyoruz. Doğru mudur arkadaşlar? Karışım yani çözeltiden bahsediyorsunuz. Birbirinin içerisine girmiş bir durum söz konusu. Burada bahsettiğimiz karışımların ayrıştırılmasında mıknatısla ayırma yönteminde siz alaşamın içerisinden mıknatısla demiri çekemezsiniz. Mesela hemen aklımıza bir tane örnek gelsin. Çelik. Çeliğin içerisinde demir var, karbon var, başka elementler var. Çeliğin üzerine siz mıknatısı tutsanız içerisinden demir sıyrılır gelir mi gençler? Hayır. Buradaki ayrıştırma dediğimiz şey demir tozu, kükürt tozu gibi iki katı toz haline karıştırımı varsa onu ayrıştırabilirsiniz diyoruz. Ve birinci yöntemimizi geçiyoruz. İki. Tanecik boyutuna göre ayırma. Tanecik boyutuna göre ayırma birkaç yöntemden ibaret. Bunlardan birincisi eleme. Eleme dediğimiz bir elek yardımıyla gerçekleşen işlem. İşte buğday artı toprak karışımını eleme yöntemiyle ya da kepek artı un ya da kömür artı kömür tozu, değil mi? Ya da çakıl artı kum. Şimdi artık çok görmüyorsunuz ama önceden inşaatların kenarlarında falan ne yapılırdı? Kumlar elenirdi bir elekle, değil mi? O eleğin içerisinde kum atılırdı. Büyük çakıllar ayrılır. İnce işte harç yapılacak kum ise daha eleğin öbür tarafına geçer. Gibi birkaç şey daha ayırabilirsiniz. İkincisi süzme. Süzme yönteminde de yine ne var arkadaşlar? Tanecik boyut farkı söz konusu. Katı sıvı veya katı gaz karışımlarının ayrıştırılmasında kullanılır. Mesela tebeşir tozu su karışımını bir şeyin içerisinden, süzgecin içerisinden geçirdiğimizde süzgecin üzerinde kim kalır? Tebeşir tozu su akıp gider. Değil mi? Veya talaş artı su veya baca gazlarında da bakın, baca gazlarında o büyük molekülleri ayırmak için ne yaparlar? Veya dumanı, katı partikülleri ayırmak için bacaların içerisinde filtreler vardır. O filtrelerden ne geçer? Duman geçer. Katı partiküller orada tutulur. Yani havaya salınmasını engellenir arkadaşlar. Duman, aynı şekilde bakın gaz maskeleri de ne hakeza, o dumanın içerisinde kaldığınızda o duman katı parçacıkların ciğerlerinize girmesini engeller. Arabalarda yağ veya hava filtreleri yine süzme yöntemi ile kullanılmaktadır diyoruz. Gelelim diyalize. Diyaliz dediğimiz yöntem ne? Diyaliz biliyorsunuz böbrek hastalarının girdiği, Rabbim kimseye vermesin, olanlara da Rabbim bir an önce şifa versin dileyelim. Diyalizde de adam kanı böbrekleri işlem yapmıyor. Ne yapıyor? Gidiyor diyalize giriyor değil mi? Diyalize girdiğinde ne oluyor gençler? Bir taraftan insanın vücudundaki kan bir bu şey yardımıyla, bir alet yardımıyla alınıyor.
makineye sokuluyor. Makinenin içerisindeki küçük küçük tüpçükler var böyle. Küçük 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 bir sürü tüpçükler var. O tüpçüklerin içerisinden süzülüyor. Zararlı maddeleri ayrıştırılıyor. Diğer taraftan tekrar kan vücuda veriliyor arkadaşlar. Hatta benim bir arkadaşım rahatsızdı böyle. Ne yapıyordu? Kendi evinde yapıyordu. Bir tane diyaliz makinesi vardı. Evine gidiyordu. Kendisi bağlıyordu kendisine. Ve sabaha kadar o kendi kanını temizlemiş oluyordu. Yarı geçirgen zar ile kanın süzme yöntemiyle ayrıştırılmasına da biz diyaliz diyoruz gençler. Üçüncü yöntemimiz, yani üçüncü ayırma yöntemimiz yoğunluk farkı ile ayırma. Yoğunluk farkı ile ayırmadan birincisi ayırma hunisi. Ayırma hunisi dediğimiz en az iki sıvıdan oluşan heterojen karışımların ayrılmasında kullanılır. Örnek olarak da ne vermişiz? Zeytinyağı artusu. Bunun şeklini şuraya kısaca çizeyim gençler bakın. Şöyle camdan yapılmış bir tane şişedir arkadaşlar. Şurada bir tane musluğu vardır, tamam? Musluk. Sonra bunun içerisine zeytinyağı su karışımını koyarsın. Zeytinyağı su karışımı. Peki bu zeytinyağı su karışımını şöyle gösterelim. Şurada da şu kalem alalım. Şu yukarısı arkadaşlar zeytinyağı olsun, aşağıda su olsun. Tamam? Böyle bir durumda zeytinyağı üstte, aşağıda su olduğu. Peki musluğu var. Getir bir tane şuraya kap koyarsın. Musluğu açarsın. Bu su aşağıya yavaş yavaş akmaya başlar. Şu çizgi var ya, şu çizgi. Şu çizgiye biz faz çizgisi deriz. Faz çizgisi. Gözle de çok net görülür gençler. Tamam? Gözle baktığınızda da çok net görülür. Musluğu açtınız. Bu su aktı aktı aktı. Bu faz çizgisi buraya geldiği anda musluk kapatılır. Şeyin içerisinde, ayırma hunisinin içerisinde zeytinyağı kalır. Toplama kabının içerisinde de ne dökülür? Su dökülür dersiniz. Böyle ayrıştırma yaparsınız. Dikkat edin. Sıvı sıvı heterojen karışım olması lazım. En az iki sıvıdan oluşan heterojen karışım. Yani çözünme olmayacak. Zeytinyağı artı su artı benzin artı su ve benzeri gibi. B. Yüzdürme ya da filatasyon yöntemi dediğimiz yöntem. Katı katı heterojen karışımların ayrılmasında kullanılır demişiz. Örnek olarak da kum artı talaş. Bu kum artı talaşı sevgili gençler suyun içerisine atarsanız. Suyun içerisine attığınız zaman ne yapar? Bakın hatta şeklini çizelim sizle. Suyun içerisine attığım zaman talaş tanecikleri nerede kalır? Dip, yüzeyde. Kum nereye çöker? Dibe çöker. Değil mi? İşte bu olaya flotasyon ya da yüzdürme dediğimiz yöntem denir arkadaşlar. Yüzdürme yönteminde yoğunluk farkından yine yoğunluğu düşük olan suyun üzerinde yoğunluğu yüksek olan ise ne yapacaktır? Dibe çökecektir ve burada toplanacaktır. Sonra şunu bir aparat yardımıyla alırsın üstten ayırmış olursun. Başka bir yöntem kaynama noktası farkı ile ayırma. Buna hal değişim noktası farkı da denilebilir ki en önemli şeyi şıkkı budur arkadaşlar. Ayrımsal damıtma dediğimiz düzenek. Ayrımsal damıtma düzeneği dikkat sıvı sıvıdan oluşan homojen. Şunun altını çiziyorum bakın homojen. Yani homojen karışım neydi? Çözeltiydi değil mi? Birbiri içerisinde çözünüyorsa homojen karışım oluşuyorsa çözeltidir. Tek madde gibi görünecek. Tamam? Ayrıştırılmasında kullanılır. Örnek olarak da buraya bir tane örnek vermişiz. Mesela burada bu sistemde şuna damıtma balonu diyoruz. Ayrıştıracağımız sıvıyı bunun içerisine koyarız. Mesela ne koyalım bunun içerisine? Alkol artı su koyalım. Tamam. Alkol ile su bu birinin içerisinde çözünür. Çünkü çözelti oluşturur. Homojen bir karışım. Sonra alkolün kaynama noktasını kenarına yazayım. 78. Suyun kaynama noktası 100 santigrat derece. Sonra bunu ısıtmaya başladım. Isındı, ısındı, 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 ısındı. 78'e geldiğinde ne olur? Kim kaynar? Tabii ki alkol. Alkol kaynamaya başladı. Fokur fokur ediyor. Peki fokur fokur ettikçe alkol tanecikleri buradan gelir mi gençler? Bakın borudan çıkar. Buraya gelir. Hocam şu ne? Buna geri soğutucu denir gençler. Geri soğutucu. Şuradan soğuk su girişi vardır. Şuradan çıkışı vardır. Su çıkışı. Bunu iç içe geçmiş iki boru gibi düşünebilirsiniz gençler. Şöyle bu bir boru olsun. Etrafında başka bir boru. İnce boruyla kalın boru arasında da ne var? Su var. Soğuk su var. Yani buradan gelen şu ince borunun içerisinden geçen buhar tanecikleri soğuk bir tabakaya denk gelir. Soğuk bir tabakaya denk gelen buhar tanecikleri tekrar sıvı faza geçer ve bu toplama kabına gelir. O zaman buradan birkaç sonuç çıkaralım. 1. Toplama kabına gelen ilk madde burada kim olur? Alkol olur. O zaman toplama kabına kaynama noktası En düşük olan önce gelir. Değil mi gençler? En düşük olan önce gelir. Bu birinci çıkarımımız. İkincisi,
İkinci çıkarımız ise şudur. Peki alkol buradan buharlaştı, kaynadı, gitti ya. Ama biliyorsunuz ki sıvılar her sıcaklıkta buharlaşır. Yani alkol kaynarken aslında su tanecikleri de geliyordur. Doğru mudur arkadaşlar? Yani buraya gelen, şuraya gelen, toplama kabına gelen ilk sıvı aslında %100 alkol değildir. O zaman buradan şu sonuç da çıkar mı? %100 ayırma, %100 ayırma yoktur. Değil mi? %100 ayırma yoktur. Peki kaynama bitti. Burada ne kaldı sadece? Su kaldı arkadaşlar. Burada neyi ayırmış olduk? Alkol. Hocam 3 sıvıdan olsaydı 3 farklı kaynama noktası bulmuş olurdun. Buraya alkol toplanırdı, onu alırdın. Sonra başka bir sıvı kaynardı, onu da alırdın. En son kaynayacak sıvı zaten buradan kalacaktır diyoruz. Hatta ve hatta şeylerden biraz ayrıntı ama şu ince borunun içerisinde ne koyarlar biliyor musunuz gençler? Böyle ince küçücük küçücük cam kırıkları koyarlar. Cam kırıkları koymasının sebebi de temas yüzeyini arttırmak. Yani şuradan gelen buhar taneciği sıvılaşmadan buraya geçmesin, buhar olarak geçmesin, soğuk tabakaya denk gelsin kesinlikle ve buraya sıvı olarak geçsin diye konulmuştur. Ayrımsal damıtma dediğimiz düzenek işte bu. Neymiş? İki sıvıdan, en az iki sıvıdan oluşmuş bir karışımın kaynama noktası farkından yararlanarak ayrılmasıdır diyoruz. Son olarak son bir şey daha söyleyeyim. Hani şu %100 ayrılmamıştı ya buraya. Buraya gelen alkol %100 alkol değil diye. Adamlar bunu daha iyi saflaştırabilmek için bu alkolü ayırdıktan sonra şunu dökerler. Buradaki suyu dökerler. Burayı tekrar buraya koyarlar. Aynı işlemi birkaç defa tekrarlarlar ki daha çok ayrıştırma işlemi gerçekleşmiş olsun. İkinci ayırma yöntemi ise basit damıtma. Basit damıtma dediğimizde ise katı sıvı homojen karışımlar. Mesela tuzlu su. Tuzlu suyu böyle bir düzeneye gerek yok zaten. Tuzlu suda baktığınız zaman arkadaşlar ne yaparsınız? Tuzlu suyu ısıttığımız zaman suyu buharlaştırmış olursunuz. Dipte ne kalır? Tuz kalır. Yine dikkat edin bakın, homojen. Yani suyun içerisinde çözünmeyen tuzlardan bahsetmiyoruz. Tuzlar genelde çözünür de bazı işte inorganik tuzlar dediğimiz kalsiyum karbonat gibi, magnezyum sülfat gibi tuzlar su içerisinde çok çok az çözünür. Onlardan bahsetmiyoruz. Homojen karışımı olacak. Suyun içerisinde çözülmüş tuz veya şeker. Şeker de aynıdır mesela. Şekerli suyu da örnek verebiliriz. Suyu buharlaştırdığımız zaman şeker dipte kalır. Başka bir özellik. Çözünürlük farkı ile ayırma. Ne olacak? Birisi çözünecek, birisi çözünmeyecek. Ya da birisi çok çözünecek, birisi az çözünecek gibi yöntemden bahsediyoruz. Bunlardan birincisi kristallendirme yöntemi. Şekerli su, sıcaklık değişimiyle şekerin çözünürlüğünün aniden değişimi esas alınır demişiz arkadaşlar. Bakın burada da aniden soğuttuğumuz zaman oradaki özellikle şekerin çözünürlüğü sıcaklıktan çok etkileniyor. Şöyle bir grafik var. Sıcaklığı aniden düşürdüğüm anda burada çözünmüş şeker ne yapıyor arkadaşlar? Dibe çöküyor. Sonra süzme yöntemiyle o şekeri alırsınız. Ayrıştırma işlemini yaparsınız. Ayrımsal kristallendirmeye gelince. Ayrımsal kristallendirme de ise gençler dikkat. Sodyum nitrat ve sodyum klorür şeyini vermişiz. Bunların her ikisi de suda çözünür. Her ikisi de suda çözünür. Suda çözünür. Ama grafikler şöyle bakın. Şuraya çözünürlük derseniz, şuraya sıcaklık derseniz, çözünürlük sıcaklık grafiğinde NaCl'nin çözünürlüğü şöyleyken, yani sıcaklık değişimiyle NaCl'nin çözünürlüğü hemen hemen hiç etkilenmiyor. Soğukta da aynı çözünüyor, sıcakta da aynı çözünüyor. Ama sodyum nitratın çözünürlüğü şöyle bir değişim. Aynı şekerde olduğu gibi. Bu da sodyum nitrat. Dolayısıyla ben bu ikisini suyun içerisine atsam, yüksek sıcaklığa çıkarsam, sonra aniden soğutsam bunları. Yüksek sıcaklığa çıktım, aniden soğuttuğumda NaCl'nin çözünürlüğünde bir değişme yok. Ama sodyum nitratın çözünürlüğü aniden ne yapıyor? Azalıyor. Dolayısıyla o ne yapmaya başlayacaktır? Dibe çökmeye başlayacak. Dibe çöktü, 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 çöktü. Sonra süz onu, süzgeç kağıdında sodyum nitrat, geriye kalan kısımda ise NaCl'nin sulu çözeltisi kalacaktır. Buna ise ne diyoruz biz? Ayrımsal kristallendirme yöntemi diyoruz. Ve son yöntemimiz ekstraksiyon. Diğer ismiyle özütleme, diğer ismiyle çekme. Bunu önce kısa bir şöyle şurada bir özetleyeceğim gençler. Çok kullanışlı, daha doğrusu en kullanışlı yöntemlerden bir tanesi ekstraksiyon yöntemidir. Ekstraksiyon dediğimiz şey şu. Mesela X, Y ve Z'den oluşan bir karışımımız var. Fiziksel halleri hiç önemli değil. Homojenliği, heterojenliği hiç önemli değil. Katı, sıvı, gaz hepsi olabilir gençler. Tamam. X, Y, Z'den oluşan bir homojen karışımımız var. Ve siz bunun içerisinden Y'yi ayırmak istiyorsunuz. Ayırmak isteniyor. O zaman yapacağınız iş ne biliyor musunuz? Aslında
Şöyle, bir taraftan zor, bir taraftan kolay bir yöntem. En kullanışlı yöntem diyoruz. Zorluğu ne? Olay şu. X, Y, Z'den Y'yi ayırmak istiyorsan, Y'yi çözen, X ve Z'yi çözmeyen bir tane çözücü bulursanız. Tamam mı? Mesela A çözücüsü, A sıvısını buldun. Bu A sıvısı Y'yi çözüyor, X ve Z'yi çözmüyor. O zaman ben bu bir şeyin içerisine, kolonun içerisine A sıvısından koysam, bunun içerisine A sıvısından koysam, bu karışımı bunun içerisine göndersem, tamam mı? Bu A sıvısı Y'yi çözecek. O zaman Y burada kalacak. X ve Z ne yapacak? Diğer taraftan dışarı çıkacaktır. İşte gördüğünüz gibi A sıvısı karışımın içerisindeki Y'yi ne yaptı? Çekti aldı. Özütledi. Tamam? Onun için ekstraksiyon, özütleme ya da çekme diyoruz. Peki bu yöntem nerelerde kullanılıyor? Özellikle gençler bir bitkiden bir yağ gibi bir şey elde ediliyorsa, yağ, su gibi, çayın demlenmesi mesela. Çayın demlenmesi olayında sıcak suyun içerisinden çayı atıyoruz ya. Bu sıcak su çay yapraklarının içerisindeki tein denilen bir madde var. Sadece onu çekip alıyor. Başka diğerleri kalıyor. Yani çaya lezzetini, kokusunu, tadını veren madde o. Mesela söğüt ağacından aspirin eldesi hakeza öyledir. Şeker pancarından şeker eldesi. İlaç veya parfüm ham maddelerinin nereden eldesi? Gül yağından, mesela gülden gül yağı eldesi. Değil mi? Gibi bitkilerden bir şey elde ediyorsanız bilin ki ekstraksiyondur. Çözücü olarak sadece su kullanılmaz. Başka çözücüler de kullanılır artık o çekeceğiniz maddeye göre. Üç fiziksel hal içinde uygundur demişiz. Diyoruz ve karışımların ayrıştırılmasını bitiriyoruz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.